Herkese selamlar. Bu sıra 5 eğitim setimizin 67. dersiyle birlikteyiz. Bu derste birlikte formlarda doğrulama işlemini de yapıp bu sitemizi tamamlayacağız. Ancak bu siteyi tamamlamadan önce bir arkadaşımız Derya Verun abimiz bir soru sordu. Ben kendisine bu sorunun cevabı için ancak bir video çekilebileceğini söyledim. Şimdi diyor ki şöyle sağ tıklayıp open with live server diye. Diyor ki sen diyor şu menüyü diyor direkt aşağı çektiğin anda şu şekle sokuyorsun diyor. Şu şekle sokuyorsun. Ancak diyor ben istiyorum ki şuradaki yükseklik neyse buradaki yüksekliğin hemen altında. Yani şurada gelip şu, şu şekle dönüş. Şeffaflığını değiştirmesin bunun üzerinde. Veya diyor şöyle küçülttüğünde bu resmin boyutu yüksekliği değişeceğinden diyor. Bu resmin yüksekliğini dinamik olarak çeksin. Şurada menü kendisini şurada şu hale soksun. Yani şurada şeffaflığa devam etsin diyor. Tamam bunu anlatayım. Anlatayım anlatmasına ama ya şimdi size şunu söylemek istiyorum ben. Şimdi bu kod ezberlemektir. Bu yazılım öğrenmek değildir. Ben size bunu açık ne söyleyeyim. Yani burada bir şeyleri öğretmek istemiyor. işte sor, sorduğumuz sorulara cevap vermek istemiyor diye düşünmeyin. Ben soruların hepsine bakıyorum mantıklı bulduklarıma cevap veriyorum. Dersle alakalı olduğu zaman eğitim setimin içeriğinde ben dersleri çekerken anlamadığınız bir yerle ilgili olduğunda ben zaten onu bir sonraki ders anlatıyorum. Çünkü unuttuğumu kabul ediyorum. Karşı taraf anlamamış diyorum. Anlatıyorum. Ancak işte kodlar biraz değiştirildiğinde şu değiştirildiğinde ne olur? Peki şöyle olsa ne olur? Şöyle ne olursa ne olur gibisinden hepsini bana sorarsanız ve bana yaptırırsanız ben öğrenmiş olurum. Ya da eğer biliyorsam ben pekiştirmiş olurum. Siz öğrenmiş olmazsınız. Yani kodu kodla cebelleşeceksiniz. Yani o acıyı çekeceksiniz ki kodu fethedeceksiniz. Aksi halde sadece ezberlemiş olursunuz ve hafif bir değişiklik gerektirdiği zaman bile ne yapacağınızı bilemezsiniz. İşte o acıyı çekmeniz lazım ki kodu kazanabilirsiniz. Tamam bu hatırlatmayı yapmış olayım. Ne demek istediğimi inşallah anlamışsınızdır. Çünkü Yazılım böyle bir şey. Cebelleşeceksiniz. Saatlerce araştıracaksınız. Nasıl yapmam gerekiyor diye tek tek algoritma kuracaksınız. Yani boşuna algoritma demiyoruz. Tek tek algoritmasını kurmanız gerekiyor. Ha şu adımda şunu yapmalıyım. Şu adımda şunu yapmalıyım. Mesela şimdi hemen başlayalım. Arkadaşımız diyor ki şuranın yüksekliği dinamik olarak değiştiği zaman ben buradaki scroll'a müdahale edeceğim. Çünkü şu an scroll aşağı indiğinde burası görünüyor. Hemen gözlemleyelim. Bakın adım adım gidelim. Algoritma mantığını da öğrenmiş olun. Bakın. Demek ki bizim bir yüksekliğe ihtiyacımız var. Gelelim şurada bir sabit oluşturalım. Bir constant oluşturuyorum ve diyorum ki benim header'ımın yüksekliği. Algoritmamızı kuruyoruz. Şu an bize ilk lazım olan şey nedir? Bir tane yükseklik. Neyin yüksekliği? Header'ımın yüksekliği. Tabii my header diye bir id var mı yok mu onu kontrol edelim. İşte header'ımız buradaydı geçen ders. Böyle bir id'miz yok. İnşallah sitenin diğer kısımlarında böyle bir ID vermemişizdir. Vermedik diye hatırlıyorum ama verdiğimizi eğer siz hatırlıyorsanız başka bir ID verin. ID'ler benzersiz olmak zorunda. Artık dinamik olarak yüksekliğini çekmeye başlayacağım. Nasıl çekeceğim? JavaScript'ten gelip Offset Height diyerek ben buradaki My Header ID'min yüksekliğini dinamik olarak çekip şuradaki sabitin içerisine atacağım. Artık geliyorum ve diyorum ki bakın Windows Scroll Y 0'a eşit olduğunda kaldır. Neyi? Benim son şu an sıfıra eşit olmadığında eklediğim şurada add ile ekledim. number mobile klasını sıfır olduğunda kaldır diyordum. Ancak artık bunu değiştireceğim. Ne diyeceğim? Diyeceğim ki küçük olduğunda neyden küçük olduğunda benim şu dinamik yüksekliğimden küçük olduğunda window benim y eksenimdeki scroll'un şuradaki header'ımın yüksekliğinden küçük olduğunda kaldır. Eğer büyük veya eşitse else ekle neyi number mobile Tamam. Demek ki adım adım gittik. Dedik ki ilk önce bize bir yükseklik lazım. İkinci adımda dedik ki scroll olarak bu yüksekliğimden küçükse kaldır, büyükse ekle Nabar Mobile Tamam, kontrol edelim. Bakın geliyorum aşağıya. Şu an hala şeffaf, hala şeffaf. Bakın indiği anda header'ın yüksekliğinin altına indiği anda görüntü. Aksi halde şeffaf. Peki küçültelim. Şuradaki resim boyutu inşallah küçülmüştür. Bilmiyorum tabii ama inşallah şu Bakın hala şu anda gördüğünüz gibi şeffaf. Aşağı indiğimde bakın kendini ekledi. Yukarı çıkıyorum. Kaldırdı. Aşağı iniyorum. Ekledi. Evet demek ki benim scroll'umu eğer benim yaptığım gibi sıfırdan daha aşağı yap değil de dinamik yüksekliğe göre yapmak istiyorsanız adım adım bunları kontrol edip yapacaksınız. Yüksekliğe göre bundan küçükse kaldır, bundan büyükse ekle mantığıyla yapacaksınız. Olay bu kadar basit. Tabii ben bunu tercih etmedim. Niçin etmedim? Şunun için etmedim. Hemen anlatacağım. İlk önce kodlarımı eski haline döndüreyim. Bakın ben niçin bunu tercih ettim? Onu da anlatayım. Şimdi benim arka plan resmi şu şekilde sade bir gri. Şekiller var vesaire kenarlarında ama şu an çok şık bir ve sade bir resim. Ancak sizdeki bu resim sade olmayabilir. Yani arka planda ya başka şeyler olabilir. Dikkatli acil resimler olabilir. Ya bu menüler görülmeyebilir o kısımda aşağı çektiğinizde. Bu yüzden bu riski almamak için direkt scroll'umuz sıfırın aşağısına indiği anda bunu ekletiyorum ki eğer buradaki resim karışıksa bile benim menüm gözüksün. Bu yüzden bunu ekledim. Yani bunlar rastgele seçtiğimiz şeyler değil. Bunu da bilmenizi isterim. Şimdi bunu anlattığım için artık burada aslında final dersi olarak düşünüyordum ama bunu anlattığım için final dersi olmayacak. Bir ders daha çekeceğim. Şimdilik devam edelim biz. Neye devam edeceğiz? İletişime geleceğiz ve burada form validation olayını yapacağız. Şimdi ben buraya mesaj göndere tıkladığım anda şu an gördüğünüz gibi formu submit ediyor. Submit etmesini istemiyorum. Çünkü ilk önce benim hata mesajlarım olmalı. Hemen hızlıca başlayayım ama ilk önce şuradan bazı değişiklikler yapmak istiyorum. Tabi şuradaki ID'yi de siliyorum artık. Derya abinin istediği şeyi gösterdim. Şimdi geliyorum şurada iletişim kısmına. İletişim kısmını açıyorum. Burada bazı değişiklikler yapmak istiyorum. Örneğin şurada formuma class eklemem gerekiyor. Geçen doğrulama dersinde de anlattım. Şu klas ismini beğeniyorum. O yüzden ben bunu vereceğim. Bu, bu Bootstrap'in klası değil. Rastgele verdiğimiz. Tabi Bootstrap bunu kendi sitesinde verdiği için. Benim de çok hoşuma gitti. Çünkü olayı tanımlıyor. Validation needs. Doğrulamaya ihtiyaç duyuyorum. Anlamına gelen Türkçe'de bir isim. İsimlendirme hoşuma gidince ben onu artık kendim için statik hale getiriyorum. Ve sürekli kullanıyorum. Burada rastgele bir action veriyorum. Nereye gidecek? İşte eğer submit olursa result.php'ye gitsin. örneği sallıyorum ben bunu. Yani illa ki siz bunu vermek zorunda değilsiniz. Sadece ben burada doğrulama işlemi çalışıyor mu çalışmıyor mu birazdan kontrol etmek için bunu verdim. Yani size gösterebilmek namına. Tamam burada required yapmışız adınız kısmını. Ancak burada bir şey daha istiyorum. Ben diyorum ki burada maximum length yani maksimum girebileceği isme 40 olmalı. Bu yüzden bunu biraz daha gerçek sitelerde nasıl kullanıyorsak öyle kullanalım. Maksimum bir uzunluğu olmalı. Şimdi ben şurada error name adında bir ID atamıştım. Geçen ders invalid feedbacklerime. Ancak bunları ekran okuyucular için anlamlı hale getirmem gerekiyor. Bağlamam gerekiyor. Bunlar arasındaki bağlantıyı göstermem lazım. Aria Descript By ile bunlar arasındaki bağlantıyı da gösterdim. Yetti mi? Yetmedi. Ben bu alanların zorunlu olduğunu kişiye hissettirmek istiyorum. O halde bildiğimiz yıldız ifadesini kullanacağız. Bakın şurada adınızın hemen yanına bir span atacağım. Hemen bu span'ın klaslarından yararlanacağım. Artık buradaki yıldız ifadesini zorunlu olarak text-danger kırmızı yaptım. Çünkü zorunlu alanlar kırmızıyla gösterilir. Bakın şurada kırmızı oldu. Güzel. Ancak ne dedik? Bu tür işaretlerin ekran okuyucu kullanan kullanıcılar için bir anlamı yok. O halde ne yapıyorum? Diyorum ki ekran okuyucu kullanan dostlarımızdan arya hidden gizle bunu. Buna gerek yok. Onlar bunu görmesin. Peki onlar neyi görsün? Bakın onlar için bu yıldız ifadesini gizliyorum. Onlar için neyi ekliyorum? Visually hidden ile. Yani ekran okuyucu ve benzeri teknolojileri kullanmayan genel kullanıcı alanlarında bunu gizliyorum. Ancak diyorum bunu ekran okuyucu okusun. Visually hidden. Zorunlu alan. Gözlemleyelim. Bakın şu an Ekrana gelmiyor zorunlu alan ancak onlara gelecek. Onların labelinde görünecek. Bunları kopyalayacağım hepsi için. Her birine isterseniz yaklaştırayım bakın. Şu yıldız işaretini hepsi için kullandım bakın. Kırmızı olarak. Buna maksimum uzunluğunu ve aria-descript-by'ını vermiştik şunları kopyalayayım. Burada da mesaj kısmına diyelim ki maksimum 300 girilmesini istiyorsanız max length 300 diyeceğiz ve 300 karakterden fazla girilmesini engelleyeceğiz. Hızlıca bir kontrol edelim. Bakın şuraya 300 300 tane karakterden daha fazla girmesini istemiyoruz diyelim. Onu da göstermiş olayım. Hatta istiyorsanız şurada sağ altta gösterelim. Değişimi dinamik olarak çekelim. Onu da yapalım. Şurada form floating'in hemen altında bir division açıyorum. Rengini beyaz yaptım. Burada iki tane span verdim. Şöyle göstereyim. Bakın rengini beyaz yapmak için bu strap'in text white'ından yararlandım. Ancak ben sağda gözüksün istiyorum. O halde bu strap'in text end'inden yararlanacağım ve sağa göndereceğim. Güzel. Şuradaki dinamik değişiklikleri şurada göstermek istiyorum. Onu da göstermiş olayım bu eğitim setinde. Nasıl yapıldığını bilmeyenler onu da yapsın. Tabi şurada dileyenler butonu da değiştirebilir. Bakın buton şu şekilde ama isterseniz şöyle bir küçültelim. %125 yapalım. Butonu bu şekilde sevmeyenler için butonda şöyle bir değişiklik yapılabilir. D de blacklayıp daha sonra W genişliğini %100 vererek butonu şu şekilde yayabilirler. Tamamen bu sizin tercihinize kalmış. Şimdi gelip JavaScript bölümünden düzenleyelim. Extra.js e geliyorum ve şurada Şimdi tek tek inputlarımı çekeceğim. İlk inputum name id'liydi. Onu name'e çektim. Hemen istiyorsanız bir gözlemleyin. Şuradan. Bakın id'si name'di. Id'si email'di. Id'si phone'du. Ve id'si id'si id'sini bulamıyorum. Id'si message'di. Tamam. O halde bunları aşağıda çekeceğiz. Bunları çektik. Bir de butonu çekmek istiyorum. Butonun, butonun, butonun bir id'si yok. Tamam. Butona bir id verelim. BTN Contact isminde bir ID verdim. Gelip şuraya kopyalayayım. Bu şekilde butonumuzu da çekmiş olduk. Peki niçin butonu çektik? Şunun için butonu çektik. İlk önce bizim butonumuzu disabled yapmamız gerekebilir. Yani isteyenler için. Ben olmasa da olur taraftarıyım. Çünkü ben zaten tüm hataları validation'de ver, vereceğim kişiye. Ancak yine de ilk önce herhangi bir veri girilmemişse disabled olmasını istenmesi kadar normal bir şey yok. Bakın şöyle yapalım. Diyelim ki kişinin mesajlara herhangi bir şey girmemiş olsun. Bakın ben buraları karıştırmayacağım. Mesaj girilmemiş. Boş olsun. Eğer mesaj boşsa my message'in value değeri şurada length uzunluğunu alalım. Eğer bu sıfıra eşitse yani mesajlara hiçbir şey girmemişse eğer bu kişi ben butonumu disabled yapacağım. Diyeceksiniz ki niçin, niçin mesajlar? Örneğin adını da boş bırakmış. Niçin illaki mesajlar da olsun? Şunun için burada önemli olan kişinin adını, soyadını, numarasını girmekten ziyade sadece ilk başta butonun disabled gelmesi. Adam mesaj alanına diyelim 10 karakterden daha fazla karakter girince buradaki mesaj gönder butonu aktif olsun. Şu an disabled olmadığı için. Çünkü burada saçma bir şeyler yazmış. Kendisi otomatik tamamlıyor. Yani otomatik tamamlama tamam da yani bu iyice abartılmış bir şey. My message dot value dot dedim. Uzunluğunu aldım. Tamam. Bakın şu an herhangi bir şey yok. O yüzden istiyorsanız şurayı bir sıfırlayalım. Şurası tam görülsün. Bakın mesaj gönderim. Şu an disabled. Tıklayamıyorum. Şu an disabled bir halde. Tamam. Butonum şu anda disabled kalsın. Şu an önemli olan ne benim için? Şu an ben şu kısmı yapayım. Bu strap doğrulamadan önce ben şurada dinamik olarak ben buraya bir veri girdiğimde şurası dinamik olarak ne kadar karakterim kaldığını bana söylesin. İlk önce bunu yapalım istiyorsanız. Hemen diyorum ki Diyorum ki benim text area'ma yani mesajlar kısmıma bir olay atacağım. Add even listener. Dinle diyorum. Şu olayı dinle. Neyi? Key up'ı. Tuşa tıkladım. Elimi kaldırdığım anda Çalış diyorum. Olayımız bu keyup olayı. Tamam. Document getElementById ile id'sini aldım. Name current karakterin. Çünkü biz burada bakın sıfır yazdığım yere current karakter adında bir id vermiştim. Diyorum ki onun içerisine gel, text contentini benim burada my message yani text area'nın içerisindeki uzunluk değerini yazdır. sürekli ona gel yazdır. Keyup oldukça yani tuşa tıklayıp elimi kaldırdığım sürece sürekli bunu yap diyorum. Tamam. Geliyorum. Bakın 1 dedim. Bakın altta da 1 diyor. 2 3 4. Altta da otomatikman değişiyor. Dikkat edin. Yakınlaştırayım. Şuradaki sağ alt köşeye dikkat edin. 5 diyorum, 5 oldu. 6 diyorum, 6 diyorum, oldu. Şöyle ben bir şeyler yazdıkça bakın boşluk karakterini de veriyorum. Onlar da bir tane yazıyor. Şu şekilde ben yazdıkça ya da alayım şunu şöyle kopyalayayım. Bakın 175 263 300 300'den daha fazla giremiyorum. Klavye tuşlamama rağmen. Bu kısımda önemli. Ancak bir şey daha yapmak istiyorum. Eğer diyorum burası 10 karakterden fazla işte şuradaki disabled'ı da kaldırsın. Çünkü kişi bir şeyler girmiş artık. Disabled olmasına gerek yok. O halde geleceğim. Bakın yine key appın içerisinde. Çünkü orada kontrol etmem lazım 10 karakteri geçti mi geçmedi mi. diyorum ki my message dot value dot yani benim text area'mın uzunluğu 10 birimden fazla veya eşitse bu tonumun disabled özelliğini false yap. Yani aç. Bakalım açacak mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dedim. Hala yok. Bir tane daha herhangi bir harfe ya da sayıya tıkladığım anda bakın açıldı. Disabled özelliği kaldırıldı. Ancak burada yine bir sıkıntımız var. Siliyorum. Bakın 6 karakter ama hala disabled özelliği tekrar aktif olmadı. O halde geleceğiz. ve şurada bir S bloğu yazayım ben. Diyeyim ki eğer ondan büyük değilse yani kişi tekrardan karakterlerini silmişse o halde tekrardan disabled yap. Olmaz mı? Olur. Deneyelim. Bakın 9 sayı girdim. Bir sayı daha gireyim. Açıldı. Bakın girdim sayıları açık şu anda. Ancak bakın sayılarımı sağ alt köşeden dikkat edin. Onun altına düştüğü anda tekrardan disabled. Bakın tıklanamaz. Onun altına indiği sürece tıklanamaz. Onun üstünde çıktığı sürece tıklanabilir. Evet. Bu detayı da unutmayalım. Tamam. İlk başta disabled geliyor ama ben burada onu açtıktan sonra eğer tekrar bu kişi sildikten sonra bunu kapatmazsam bu sefer hep açık kalacak. Son olarak bu derste form validation'a birazcık giriş yapalım ama dokunmayalım. Geldim ben formumu çektim. Formum neydi? Needs-Validation klasına sahipti. Bakalım. Bakın Needs-Validation klasını vermiştik. Bu formun tamamını çektim ve bu forma bir olay atadım. Dedim ki şu olayı dinle. Hangi olayı dinle? Submit olayını dinle. Şurada function bir event atadım içerisine. İsterseniz şu parametreyi event diye veriyorlar ama kısaltması yeterli bence. E harfini verdim Eventin. E'si istediğiniz parametre ismini verin. Buraya x de diyebilirsiniz. Geliyorum kontrol ediyorum. Diyorum ki check ile şuradaki benim formumu kontrol et. Eğer diyorum bir şeyler yanlış gittiyse bana ne dönecek? Bana false dönecek, değil mi? Tamam. Bana false dönerse false'un şurada ünlem ne işe yarıyordu? Değili olarak işe yarıyordu. False'un değili ne demek? True demek. O halde true olacak. If döngüsünü çalıştıracak o zaman. Ben bunun içerisine gireceğim. Ne olacağım? Diyorum ki durdur, submit etme. Prevent default bunu gönderme. Tüm olayları durdur. Stop propagation. Hepsini durdur eventlerin. Submit ile ilgili tüm eventleri durdur. Güzel. Mantığı bu. Check validity ne işe yarıyor? Aslında genel olarak formumdaki tüm yanlışları yakalayıp kontrol etmemi sağlıyor. İsterseniz şöyle yapalım. Bakın formda şu no validity'i bir kaldıralım. İşi HTML5 devralsın. Şöyle bir şeyler yapalım. Gerçi şuraya illaki bir şeyler girmeliyiz ki açık olsun. Bakın tıkladım. Lütfen bu alanı doldurun. Girdim. Tıklıyorum. Lütfen e-posta adresine bir et işareti ekleyin. Et işareti tıkladım. Bakın tam bir adres değil diyor. Görüyor musunuz? Beni uyarıyor. Tıklıyorum. Lütfen bu alanı doldurun. Tıklıyorum. Ondan sonra gönderiyor. Aksi halde göndermiyor. Ne yapıyor? HTML5 benim için bunu önlemiş oluyor. Tamam. No validate geri getireyim. Şimdi ben buradan devralıyorum. Yani genel olarak tüm kontrollerimizi yapmamızı sağlayan bir şey. Ancak bu benim için yeterli değil. Ben daha spesifik, daha özel şeyler yapacağım önümüzdeki ders. Bu derste artık onları yapmayalım. Onun artık şeyi geçti. Burada bu şekilde bir olay yapıyoruz. Yani submit'i eğer formda yanlış giden bir şey varsa burası false oluyor. False'un değil true'dur. If döngüsüne giriyor yani. Böyle bir koşul yazdık ve şurada event listener'ımıza false dedik. Üçüncü parametre, üç parametre alıyor. Biri olayın kendisi, ikincisi functions, üçüncüsü de true false boolean değerini alıyor. Ben false, false dedim. Bu kabarcıklanma ile ilgili bir şeydir ki bu biraz detay bir bilgi. JavaScript eğitim setimde anlatmıştım bunu detaylı bir şekilde. Burada tekrardan değinmeye gerek yok. Yani bunu sadece JavaScript bilmiyorsanız false olarak bilin. Eğer bunun ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız JavaScript eğitim setimde kabarcıklanma konusunu gidip izleyip öğrenebilirsiniz. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders devam edeceğiz.